Evet arkadaşlar merhaba. Bu hafta doğum eyleminde ağrı kontrolü ve alternatif doğum yöntemlerini işleyeceğiz. Dersin izlencesi ağrı ve tanımı, ağrı teorileri, doğum ağrısı ve tanımı, doğum ağrısını etkileyen faktörler, doğum ağrısı kontrolü, doğum ağrısı ve kontrolü alternatif doğum yöntemlerinden bahsedeceğiz. Öncelikle ağrının tanımını yapacak olursak vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, organik bir nedene bağlı olan veya olmayan insanın geçmişteki tüm deneyimlerini kapsayan hoş olmayan bir duygudur. Kişisel ve özel bir acı duygusudur. Ağrı süreci sadece reseptörlerin uyarısı ile başlamaz. Ağrıyı nörofizyolojik, biyokimyasal, psikolojik, etnik, kültürel, dinsel, bilişsel, ruhsal ve çevresel durumlar etkileyebilir. Ağrı Malzac'a göre çok boyutlu, hoş olmayan bir duygu ve emosyonel deneyimdir. Ağrı hastanın söylediği şeydir. Eğer söylüyorsa vardır. Güven ilişkisini mutlaka kurmak gerekiyor burada. Yani kadın ağrım var dediğinde evet bunu ciddiye almak lazım. Ve herkesin ağrısının aynı olmayacağını düşünmek lazım. Potansiyel doku hasarı ile birlikte olan ya da böyle bir hasar sürecinde tanımlanan duygusal emosyonel deneyim olarak tanımlanmıştır. Ağrı fizyolojik bir değişiklik olmadan psikolojik nedenlerle de meydana gelebilir. Evet, ağrının aslında temelinde fizyolojik bir durum olmalı. Yani fizyolojik bir hasar olmalı ağrıyı oluşturabilmek için ama bazen böyle bir şey olmasa bile kişi ağrı hissettiğini söyleyebilir. Ağrının çeşitleri ağrı kavramı süresine göre ve özel ağrılar olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır. Süresine göre ağrılar akut ağrılar ve kronik ağrılar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yani bir anlık gördüğünüz ağrılar veya sürekli görülen ağrılar genelde kronik ağrıları kronik hastalıklarda görürsünüz. Özel ağrı türleri var. Somatik ve viseral ağrı dediğimiz yaralanma, nekroze gibi ağrı türleri. Refere ağrı dediğimiz yansıyan ağrılar. Mesela bir kalp krizinde işte neresi ağrıyor diye sorduğunuzda hasta kolunu gösterebilir, omzunu gösterebilir, omzunun ağrıdığını söyleyebilir. Aslında orada kalple ilgili bir problem var ama yansıyan bir ağrıdan bahsederler. Santral ağrı dediğimiz işte beyinden kaynaklanan mesela migren tarzı ağrılar gibi. Doğum ağrısı bir de diğer bir ağrı türü arkadaşlar. Doğum ağrısı, doğum sancısı. Bu da özel bir ağrı sebebidir. Ağrı teorilerine bakacak olursak kapı kontrol teorisi, endorfin teorileri, interaktif ağrı modellerinden bahsediliyor. Ağrı teorileri aslında değişiklik gösterebilmekte. Şu anda var olan teoriler bunlar. Evet arkadaşlar kapı kontrol teorisi ağrının varlığı ve şiddeti nörolojik uyarıların geçişine bağlıdır. Sinir sistemindeki kapı mekanizmaları ağrı geçişini kontrol eder. Tartışmalı bir teori olmasına karşın Malzac ve Wall'ın bu teorisi ağrı çalışmalarında önemli katkı sağlamıştır. Zaten bu kapı kontrol teorisiyle birlikte birçok non-farmakolojik yöntemin aslında temelinde, mantığında yatan da kapı kontrol teorisidir. Bunu bir açıklayalım. Evet arkadaşlar, kapı kontrol teorisinde küçük ağrının kaynağı küçük sinir lifi ile birlikte beyne iletilir ve beyinde ağrı olarak algılanır. Ancak ikinci fotoğrafta da gördüğünüz gibi evet bir ağrı durumu var. Ancak biz burada ne yapıyoruz? Büyük sinir liflerini uyararak beynin küçük sinir liflerini kapatıp sadece büyük sinir liflerini algılamasını sağlıyoruz. Dolayısıyla da bu şekilde parmak ucundan gelen ağrıyı hiç beyne iletilmemesini sağlamış oluyorsunuz. Burada işte masaj, akupunktur gibi büyük noktalara, büyük sinir liflerine dokunduğunuz zaman küçük sinir liflerdeki ağrıyı ne yapıyorsunuz? Yok etmeye çalışıyorsunuz. Endojen analjezik mekanizmaları yani endorfin teorileri. Endorfin terimi endojen ve morfin kelimelerin birleşimidir. 1970'li yılların ortalarında vücudun kendisini salgıladığı narkotiklere benzer maddeler tanımlanmış ve bunların endorfin denilmiştir. Endorfinler ağrı uyarısının geçişini bloke etmek, uyarıların bilinç düzeyine ulaşmasını önlemek,
için beyin ve spinal kort sinir uçlarındaki narkotik reseptörlerde tutulur. Endorfin teorileri ağrı algılamasının kişilere göre farklı olduğunu gösterir. İnteraktif ağrı modelleri ağrısı olan ya da ona reaksiyon gösteren hastalar çeşitli sosyal sistemler içerisindedir. Aile, kültür, bakım sistemi, tabi bu durumlar kişinin ağrı algılayışını etkilemektedir. Mesela ağrı düzeyi, bunların hepsi birer faktör olabiliyor. Bu sosyal sistemler ağrının yorumlanmasını, ifade ediliş biçimini ve ağrı giderilmesi için neyin yapılıp neyin yapılmayacağını tetikler, etkiler. Ağrının psikolojik yönleri, kültürel belirleyiciler, dediğim gibi geçmiş deneyimler, ağrı oluşturan durumların anlamı, dikkat, ansiyete ve dikkati başka öne çekme, ağrı kontrollü duygusu, plasebolar gibi durumlar hep psikolojik, ağrının psikolojik yönlerinden bahseder. Dolayısıyla ağrı tek başına fizyolojik bir durum değil, aynı zamanda psikolojik olarak da kişiyi etkileyen veya algısını arttırabilen veya azaltabilen bir durumdur. Doğum ağrısına bakacak olursak, bugün bilinen ve tanımlanan en şiddetli ağrı kaynaklarından biridir. Özellikle prima gravidalarda uterin kontraksiyon ağrısı ve doğum karşılaştıkları en şiddetli deneyim olmaktadır. Mazzak'ın yaptığı bir çalışmada doğum ağrısını travmatik bir sinir lezyonundan sonra devam eden yanıcı ağrı gibi en şiddetli ağrı olarak bildirmiştir. Yine literatürde kadınların %60 gibi büyük bir çoğunluğunun doğum ağrısını şiddetli ya da çok şiddetli olarak algıladıkları bildirilmiştir. Bonica'ya göre doğum ağrısı gerçek, ciddi ve etnik gruplar arasında evrenseldir. Doğum ağrısının bireysel, fizyolojik, psikolojik ve sosyokültürel bileşenleri vardır. Evet, dediğimiz gibi bu tarz ve bütün faktörler doğumdaki ağrıyı algılamayı etkilemektedir. Doğum ağrısı, doğum ağrısının doğum eyleminin ilerlemesine katkısı yoktur. Evet, burada doğum ağrısı aslında kontraksiyonla karıştırılmamalıdır. Çünkü kontraksiyon doğum eylemini ilerleten bir durumdur. Doğumdaki yaşadığı ağrının şiddeti veya ne kadar yaşadığı doğumla ilgili bir veri değildir. Ancak kontraksiyonlar tabii ki doğumda ağrıya neden oldukları için biz kişinin ağrım var demesini acaba kontraksiyonlar mı var sorusu aklımıza getirmemiz lazım ve hemen NST'ye bağlayıp kontraksiyon takibini yapmamız lazım. Doğum ancak kontraksiyonlar ile ilerler. Doğum ağrısı anneyi doğum eyleminin başladığı konusunda uyarır. Evet, dediğim gibi ağrıyı kesinlikle hiç şey saymıyoruz. Ciddiye alıyoruz ve hemen kontraksiyonları var mı yok mu bakmamız gerekiyor. Doğumda ağrının kaynağı genel olarak uterus kas tabakasındaki kasılmalardır. Yani kontraksiyonlardır. Evet, kasılma ile birlikte yani kontraksiyonla birlikte kadın ağrı hissetmeye başlar. Başka türlü de zaten eğer kontraksiyon yoksa ağrı hissetmemesi gerekiyor. Miyometrium gibi düz kaslarda kasılma ve gevşemeler esas olarak miyozin enzimi tarafından düzenlenmektedir. Doğum kontraksiyonlarının özellikleri. Doğum ağrısı normal bir sürecin parçasıdır. Doğum ağrısı beklenir. Bir hazırlık dönemi vardır. Evet, giderek şiddetlenir. Giderek dinlenme fazı azalır. Bunları derste işlemiştik arkadaşlar. Bir pik yapma durumu vardır. Bir başlangıç ve bir pik yapıp ondan sonra azalma durumu vardır. Sonra dinlenme fazı. Sonra bir sonraki kontraksiyon yine başlama süreci vardır. Belirli bir zaman sürecini içerir. Sürekli bir ağrı hissetmez kadın. Kadın sancısı kontraksiyon olduğu sırada ağrı hisseder. Kontraksiyon bittiğinde gevşemesi lazım. Doğum ağrısının şiddeti tabii ki değişkendir. Doğum eyleminin sonlarına doğru giderek daha da şiddetlenir. Eylemin birinci evresindeki ağrı, serviks dilatasyonu ve efasmanı ağrıya neden olur. Kontraksiyon sırasında uteruste olan hipoksi ve iskemi, evet, kontraksiyon sırasında miyometrium kasları kasılır. Dolayısıyla buraya giden oksijen miktarı azalır. Bu hipoksik yani nekroze bir duruma doğru gider. Ve bu kişi de ağrıya neden olur, iskemiye neden olur. Uterusun alt segmentinin gerilmesi tabii ki bebek aşağı doğru itildikçe ne yapacak? Uterusun alt segmentini, vajinayı, işte labiyaları iyice gerecek. Bu da
gerilme ağrısı olarak karşımıza çıkacak. Komşu organları bası yapmasına bağlı olarak da yine gelişir. Uterus'tan kaynaklanan ağrılar da 10, 11, 12. torasik sinirden kaynaklanır. Bu ağrı karın duvarının alt bölgesinde, lumbal bölgenin ve sakrumun üzerinde hissedilir. Servikal değişiklikler ve uterus iskeminden kaynaklanan ağrı viseral ağrı olarak adlandırılır. Evet, viseral ağrı, somatik ağrı, işte yaralanmaya bağlı, oksijenlenmeyememeye bağlı ağrıların adı bu, visceral ağrı. Genellikle kadınlar bu rahatsızlığı sadece kontraksiyon sırasında yaşarlar ve kontraksiyon arasında ağrı yoktur. İkinci evrede ağrı. İkinci evrede ağrı, uterus kaslarının hipoksi, fetüs, perineye ve çevre dokulara olan baskısı sonucu oluşmaktadır. Bu ağrı da ağrıya da perineal ve ya da somatik ağrı denir. Perineal ağrı fetüsün geçişi sırasında perineal dokuların gerilmesi sonucu oluşur ve periton çekilir. İtme gücüyle birlikte mesane, bağırsaklara ya da diğer pelvik organlarda bası oluşur. Eylemin 3. evresinde ağrı, uterus kontraksiyonlarına ve plasentanın atılması sırasında oluşan servikal dilatasyona bağlı olarak gelişir. Doğum evresi ve rahatsızlık derecesine bakacak olursak, 1. evre latent evre, servik dilatasyonu 3 cm'den az, genellikle hafif dereceli ağrı, ağrının şiddeti korku ve anksiyete orta ya da şiddetli ağrıya dönüşebilir. 1. evre aktif faz, 4-10 cm olmuşken, orta şiddetli uterin ağrı bu süreçte ciddi ağrıya dönüşebilir. Evet, aslında en fazla ağrıyı aktif ve geçiş fazında hisseder kadın. İkinci evre erken ve geç. Tabii ki ciddi düzeyde uterin ağrı, orta düzeyde perineal ağrı, ciddi düzeyde perineal ağrı hissedecektir. Üçüncü evre plasanta doğumu, hafif şiddette uterin ağrı. Dördüncü evre ağrı az ya da yok ise. Doğum ağrısını etkileyen faktörler, doğum süresi, evet doğum süresi uzadıkça yaşayacağı ağrı daha uzayacaktır ama acaba doğum süresi neden uzuyor? Bir patolojik bir durum mu var? Tabii ki patolojik bir durum var ise, doğumla ilgili mesela baş pelvisi uyuşmazlığı gibi bir durum var ise doğum eylemi hem uzar hem de kadının yaşayacağı ağrı çok şiddetlenir. Epidural anestezi ya da analjezinin süresi ve dozu, oksitosin ya da misoprostol kullanımı, amniotomi, fetal pozisyon, annenin psikolojisi, doğum pozisyonu, doğum sayısı, pelvik yapısı, bunların hepsi birer faktör ve önemli. Dolayısıyla mesela fetal pozisyonda bebek eğer verteks pozisyonda gelmeyecekse doğum eylemi uzar ve dolayısıyla da annenin yaşayacağı ağrı daha da fazla artacaktır. Amniotomi, tabii ki biliyorsunuz, amniyotik sıvının içerisinde prostaglandin maddeleri var. Dolayısıyla bunlar amniotomi yaptığınız zaman kadının daha fazla ağrı yaşamasına ve doğum eylemini hızlandırmasını sağlayacaktır. Evet, doğum ağrısının gebeğe ve fetüse etkisi. Doğum ağrısı anneyi mekanik olarak aşırı şekilde yoran, stres ve anksiyeteye neden olan, hiperventilasyon ile oksijen ihtiyacını artıran bir olaydır. Doğum ağrısı stres ve anksiyeteye cevap olarak sempatik stimülasyon ve bunun oluşturduğu değişiklikler sonucunda annede metabolik asidoz ve üteroplasental kan akımında azalmaya neden olur. Bu fetal oksijenizasyonu bozar. Doğum ağrısı ve kontrolünde iki tane seçenek karşımıza geliyor arkadaşlar. Non farmakolojik olan yöntemler, bir de farmakolojik yöntemler var. Non farmakolojik yöntemler içerisinde masaj, tens, akupunktur, akupres, suda tedavi, suda doğum gibi yöntemler aklımıza gelir. Ben bu hafta sadece farmakolojik yöntemleri işleyeceğim. Bir sonraki hafta non farmakolojik yöntemleri işleyeceğim. Farmakolojik yöntemler, analjezi bilinç kaybı olmaksızın ağrının ortadan kalkmasını ifade eden bir terimdir. Anestezi ise bilinç kaybı, motor gücün ve reflekslerin kaybı ile birlikte olan duygu kaybını ifade eder. İdeal doğum analjesinin fetüs ve yeni doğanın vital işlevini baskılamaması gerekir. Anne adayının doğuma katılımını engellememesi gerekir.
ağrıyı belirgin oranda azaltmasını bekleriz. Farmakolojik yöntemlerde parenteral ilaç uygulaması, inhalasyon analjezi, regional anestezi, epidural anestezi, kombine spinal epidural analjezi, hasta kontrolü analjeziden bahsederiz. Parenteral ilaç uygulaması doğum analjesinde kolay uygulandığından dolayı sık kullanılır. Farmakolojik ajan olarak transklizanlar, sedatif ve opioidlerden faydalanmaktadırlar. Bütün opioidler ve sedatifler plasentadan geçer ve fetüsü etkilerler. İnhalasyon analjezi, uterus kontraksiyonlarının güç ve sıklığını doza bağımlı olarak azaltır. Genel olarak azot protoksit kullanılır. Hasta maskeyi kendisi tutarak oksijen içinde %70'ten fazla azot protoksit içermeyen gaz karışımını soluyabilir. Yeni doğandan atılım birkaç dakika içinde gerçekleşir ve solunum yolu depresyonuna neden olmaz. Dezavantajları bulantı, kusma, baş ağrısıdır. Regional anestezi, bölgesel anestezi, epidural blok, spinal blok, paravertebral blok, lomber sempatik blok, pudental sinir bloğu, perineal infiltrasyon, kaudal blok, kombine spinal epidural blok olarak karşımıza çıkıyor. Pudental blok, doğumun ikinci döneminde perineal anestezi, epizyotomi ve tamirini sağlamak için sıklıkla kullanılır. Uterus kontraksiyonu ve servikal dilatasyonu da etkisizdir. Anede yanlış intravenöz enjeksiyona bağlı sistemik toksik reaksiyonlar, lokal sinir zedelenmesi, vajinal hematom, enfeksiyon ve epinefrinli lokal anestezik enjeksiyonu sonrası ani anne ve fetüs ölümü bildirilmiştir. Evet, gördüğünüz gibi fotoğrafta da pudental bloğu göstermekte. Paraservikal blok, doğumun birinci evresinde uterin kontraksiyonları neden olduğu ağrının önlenmesinde kullanılır. Ancak pudental sinirler bloke olmadığından doğumda ilave analjezi gerektirirler. Lidokain gibi solüsyonlar 5 ila 10 cc servikal veya vajinal birleşme bölgesine saat 4 ila 6 ve 6-8 hizasında yapılır. Ancak kısa süreli etkisi olduğundan tekrarı gerekebilir. Evet, burada da fotoğrafı var. Fark ettiyseniz parmakla bebeğin başı korunmaya çalışılmış. Çünkü iğnenin herhangi bir şekilde yanlış bir yere batma ihtimalini engellemek lazım burada. Paraservikal blok avantajları basit, uygulanması kolay, etkin, anne için güvenli bir yöntemdir. Komplikasyonları paraservikal blok doğumun birinci evresinde çok iyi ağrı kesmesine rağmen blok uygulanan hastaların %25-70'inde 10 ila 30 dakika süreli fetal bradikardi vardır. Bunun asfiksi olmadığı, geçici olduğu belirtilmiştir. Ancak fetal kan pH'i Apgar skorunda düşme saptanmıştır. Epidural anestezi, gerekli olan narkotik ilaçların bir kateter yardımıyla anestezi uzmanı tarafından aseptik koşullar altında epidural aralığa verilmesi şeklinde tanımlanabilir. L3, L4 veya L4, L5 aralığı kullanılır. Bölgesel anestezi en yoğun kullanıldığı şeklidir. Avantajları, normal doğumu seyrini uzatmaz. Annede plazma katekoleminlerin konsantrasyonu azalır. Dolayısıyla uteroplasanta kan akımı artar. Havayolu refleksi korunduğu için aspirasyon riski ortadan kalkmış olur. Şayet sezaryen indikasyonu doğarsa cerrahi anestezi oluşturmak için konsantre lokal anestezikler verilebilir. Gebe aktif olarak doğuma katılır. Perine tamiri esnasında anne ağrı çekmez. Dezavantajları var arkadaşlar. Epidural analjezinin ağrıyı tam geçirecek şekilde yerleşmesi için en azından 15-20 dakika geçmesi gerekir. Bazen gecikmiş etki başlama zamanı yetersiz analjezi izleyebilir. Doğum boyunca epidural kateterlerin %30 kadarı herhangi bir zamanda yetersiz analjezi nedeniyle manipülasyon ve %10 kadarı da yeniden yerleştirme gerektirebilir. Kontraindikasyonları var. Epidural analjezi, iğne giriş yerinden enfeksiyon, sepsis, ciddi koagülopati, düzeltilmemiş hipovolemi durumlarında yapılmamalıdır. Epidural anestezi uygulanması,
Epidural kateter yerleştirilmeden önce hastada aktif doğum başlamış ve serviks en az 4 cm dilate olmalıdır. Epidural kateter doğumun daha erken safhalarında yerleştirilebilir. Ancak bu durum primapar hastalarda enstrümal doğum ve sezaryen insidansı daha yüksek bulunmuştur. Epidural yerleştirilmeden önce bütün hastalara dekstrol içermeyen bir dengeli solüsyon ve IV yol açılmış olmalıdır. L2, L3, L3, L4 veya L4, L5 aralıklarına uygulanır. En geniş kısmı olan lumbar bölgenin çapı 0.6 cm'dir. Evet, burada da fotoğrafı var arkadaşlar. Nasıl uygulanacağı ile ilgili. Spinal analjezi. Tek enjeksiyon ile yapılan spinal analjezi, sezaryen operasyonu, doğumun ikinci evresi, hızlı doğum ve tubal ligasyon gibi sınırlı bir sürede yapılacak girişimlerde kullanılabilir. Genellikle uzun etkili lokal anestezikler opioidlerle birlikte veya tek başlarına da kullanılabiliyor. Anestezinin süresi kullanılan ajana bağlı olarak 30 ila 250 dakika arasında değişir. Pardon, burayı yanlış yazmışız arkadaşlar. 30 ila 25 dakika arasında değişir demek istemişiz. Bununla birlikte etki süresinin sınırlı olması tek doz spinal analjezinin doğumda kullanımını sınırlar. Kombine spinal epidural analjezi de var arkadaşlar. Böyle bir seçenek de var. Kese tekniği. Obstetrik anesteziden 1990'lardan beri popülarite kazanmaktadır. Bu teknik tek doz spinal ile devamlı lomber epidurali her ikisinin de avantajlarında yararlanmak üzere kombine eder. Zaten fotoğrafta da gördüğünüz gibi spinal ve epidural aynı şekilde ikisini birlikte kullanabiliyorlar. Hasta kontrollü analjezi bilgisayar tekniğiyle geliştirilmiş olup hastanın ağrı duydukça küçük dozlarda analiz ilaçlarıyla kendi kendine almasını sağlayan bir yöntemdir. Son yıllarda doğumda epidural anestezi kullanıma girmiştir. Belirli bir zaman süresinde verilecek maksimum doz ayarlanır. Genelde kateteri kadının omzuna konulur ve o kadın ağrı hissettikçe omzundaki düğmeye basar. Dolayısıyla analizi sağlanmış olur ve daha az ağrı hissetmiş olur. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İkinci slide'da devamında bir sonraki hafta anlatacağım.